Belki bilmiyorum bu soruyu sen insanın insandan ayrılması karşılığı sormuş olabilirsin ama alışkanlıklardan kopmak anlamına geliyor. Ama çoğu zaman da bu kopuş olmuyor. Bazı insanlar tek düze aynı yolda ve aynı istikamette gidiyorlar. Ama bazen ayrılıklar yeni dünyaların keşfinin sebebi olabiliyor. O yeni dünyalar dediğimiz şeyin içerisinde aşk olabiliyor, ülke olabiliyor, düşünce olabiliyor, yaratı olabiliyor, araştırma olabiliyor. Ve onların içerisinde yeniden kendine ait, aa bu doğru bulmam lazım gelen şey buymuş diyebilecekleri bir zaman tüneli içerisinde yakalanmış bir şey olabiliyor. Bu tabii ki doğada olan bir mekan değil. Aslında gizli bahçe dediğimiz, kendi düşüncelerimizle baş başa kalabileceğimiz herhangi bir yer olabilir. Bu mutlaka vardır. O kadar düşüncelerimiz bizim bazen bizi sürükleyen, bizi gerçekten bazen de hapseden, bazen sonuç alınabilecek, bazen de sonuç alınamayacak kadar uzak olan şeyler olabiliyor. Yapılar olabiliyor ama hepimizin gizli bahçeleri var. Çünkü düşüncelerimizi her zaman söyleme şansına sahip değiliz. Çünkü bizi izleyen insanlara karşı olan sorumluluklarımız ve onları belki de düşünsel bir boyutta rahatsız etmemek için düşüncelerimizi saklıyoruz. Oysa saklamak özgürlüğün olduğu yerde olmaması lazım gelen bir şey. Ama özgürlük nerede? Hangi ülkede var ki? Bana göre yok. Benim çoğu zaman cehaletin getirdiği insanlarla olan korkum belki yüksektir. Hayvanlardan çok korkmadığımı söyleyebilirim. Ama biz çocukluk yıllarımızı korkusuz yaşamayı öğrenerek geçirdik. Mesela gece bazen bıldırcın avına çıkardık. Karadeniz'in önemli olan şeylerinden biridir. Bazen köpekler saldırırdı. Mesela onları çok ciddiye almazdık. Yani insan korkusu tabii ki insanların daha doğrusu en vahşi yaratık olduğunu o dönemlerde de düşünüyorum. Düşünüyordum, şimdi de düşünüyorum. Uçurum, yani kelime anlamı itibariyle, yani büyük bir gezi mahali içerisinde derinliği çok olan, belki bizim Karadeniz'de özellikle olan bir şeydir. Suyun yardığı ve yarık haline getirdiği en yüksek tepeden aşağıya baktığımız zaman aklımızda kalan o kelimeyi daha doğrusu anlamlandıran bir tabiat doğa parçası olarak şey var. Ama uçurum sadece bu değil tabii. Düşüncede de uçurum var. Orada da insanın karşısındakiyle yaptığı sohbette birbirini anlamayacak bir boyutta, düzeyde İki insanın arasındaki düşünce farklılığının da bir uçurum olduğunu düşünmek gerekiyor. Sadece belki bu da değil. Sanatta da var tabii ki. Sanatta kendi yaptığının en iyi olduğunu düşünen, fakat yaptığının çok basit ve primitif olduğunun hiç farkında olmayan insanlarla bizim yaptığımız sanat olayı içerisindeki farklılık bile büyük bir uçurum. Yani bu farklılıklar iki zıt noktalardan, yani kültür ve cehalet. Mesela ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi, belki en önemli uçurum da bu. Şu anda bu uçurumun içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Düşünce standardı çok düşük olan birilerinin, düşünce boyutu sonsuz olan birilerine hükmetmesi veya onları yönetmesi, bence bugün yaşadığımız uçurumların en önemlilerinden biri diye düşünüyorum.
Sanat olmazsa olmaz insanlığın. Sanat olmazsa insanlık yaşıyor olmuş olamaz. Çünkü bugün var olan her şey insanlık tarafından var edilmiştir. Düşünce yaratmayı gerekli gören, kılan şeylerdir. En büyük sefalet ise yaratmayı durdurabilecek insan tipi yaratmaktır. Onun için bugün yaşadığımız zorlukların içerisinde en önemli şey, özellikle Orta Doğu'daki yaşadığımız skolastik düşünce, bunu bize en güzel anlatan olaydır. Avrupa'nın yaşadığı skolastik dönemi, yaratmayla, sanatçılarla, filozoflarla çözdüler ve de Rönesans'ı öyle yarattılar. Rönesans olmadan yaşam olmaz diye düşünüyorum. Yaratma dediğimiz olay da sanat için olmazsa olmaz olan bir şeydir. At gücü temsil eden, dünya kurulduğundan beri tüm yaratıklar içerisinde insan gibi at da altın kesim dediğimiz ölçüleri en güzel oran olan bir yaratık. Dünya kurulduğundan beri de tüm imparatorluklar atla kuruldu. İnsanlar attan sonra ancak o imparatorluğun sahibidirler diye düşünüyorum. At olmasaydı insanlar imparatorluklar kuramazlardı. Bugün araba binen insanlar kaç beygir gücünde arabaya bindiklerinin farkındadırlar mı bilmiyorum. Gücü temsil ediyor ve de insan gibi kimliği ve kişiliği olan bir yaratık. Ve ayrıca da çıplak bir yaratık. Biz bu çıplak yaratığın giyinmesi için çok önemli olduğunu düşünmüyoruz. Giyinmesinin önemli olduğunu düşünmüyoruz. Onun için benim atlarım nüdür. Koruyucu bir şey, verici bir şey ve biz o ağaç dediğim, tabii ki çok çeşitli ağaçlar var dünyada, binlerce çeşitli ağaç var. Belki on binlerce çeşitli ağaç var ve her birinin de meyvesi farklı. Aslında ağaçlar da insanlara eğer anlatıyor olmuş olsalardı ne kadar çok çeşitli insan var diyeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar gibi. Ama biz insanları hep birbirine benzetiyoruz. Özellikle de tipsel olarak mesela Japonları, Kızılderilileri farklı, bizi de onlar farklı görüyorlar. Nasıl? Buna benzer bir biçimde. Biz ağaç dediğimiz zaman o meyvesiyle bizi besleyen, gölgesiyle bizi sıcaktan, soğuktan koruyan, bize sunduğu imkanlarla bizim belki konutlarımızı yapan, konutlarımızı şey yapan, hatta üzerine kalemle yazı yazdığımız kağıtların da oluşumuna sebep olan son derece büyük bir ürün. Daha doğrusu tanrısal bir ürün diye bakmak lazım ağaca.